güzel bir akşam diliyorum hepinize, güzel canlarım, ruh dostlarım. Evet, bu akşam sevgili Necla Babat'la birlikteyiz sevgili canlarım. Gelir gelmez sevgili Necla Babat'ı yayına alacağım. Kendi kitabını oku diyoruz ama hemen 1-2 dakikalık bir duyurum var. Biliyorsunuz Haziran ayında bir rüyayla yola çıktık. Sonra arkasından yüzlerce kardeşimizin gördüğü rüyalarla yol aldık. Haziran ayından itibaren 7 uyuyanları gezdik bir şekilde enerji bedenleriyle. Şimdi de 15 Ekim'de yine Efes 7 uyuyanlarda hep birlikte olacağız. Bunlar bize bir şekilde rüyalar yoluyla verildi. Bunları çok konuştuk sevgili Ayşegül Harputlu'yla da birlikte. Şu anda aynı anda YouTube'dan da aynı şekilde canlı yayına girdik eş zamanlı olarak. Burada herhangi bir sorun olursa canlı yayını YouTube'dan da aynı anda izleyebilirsiniz. Yani bir şekilde YouTube'dan izlemek daha avantajlı. Ne ses, ne herhangi bir donma, ne herhangi bir risk taşımıyor. Biraz Instagram'da biliyorsunuz kavga kıyamet olduğumuz için çok fazla Instagram'la aramız iyi değil. YouTube'dan da izleyebilirsiniz diyorum. 15 Ekim'de saat 14 ile 17 arasında Efes 7 uyuyanlardayız. 7 uyuyanların önüne geldiğinizde bizi orada göreceksiniz. Keyif suresi okunacak ve Keyif suresiyle bedenimizdeki ve zihinlerimizdeki 7 uyuyanlar frekansı uyanacak Anadolu'nun her yerinde. Bunları zaten daha önce enerji olarak yaptık. Şimdi sizlerle birlikte inşallah Anadolu'ya yayılacak. Çünkü 21 Ekim'de saat 5.30'da Şehitler Abidesi'nin altında Fetih Suresi okuyup orada birlikte rezone olup aynı frekansta birleşip Anadolu'dan ışığın yayılması, enerjinin ve güneşin Anadolu'dan doğması, yani Çanakkale'den doğması bize biliyorsunuz ilham yoluyla, rüya yoluyla bildirildi. O zaman gelemeyen canlarımız da evlerinden Fetih sureleriyle bize eşlik edecekler. Yine gelmek için dedik ki bir IBAN numarası verdik, bir Tevessüme Değer Derneği'nin numarasını verdik. Dedik ki oraya elinizden geldiği kadar küçük büyük her şekilde ödemeler yapın, katkıda bulunun dedik ve biz Maraş'ta ve Osmaniye'de dağıtımlara başladık. Sizlerle de bunları paylaştık güzel canlarım. 8 şehrimiz daha var, paylaşmaya devam edeceğiz. Sadece bir süre Mustafa kardeşimizin de safaride olması dolayısıyla durdurduk. Ama bunu devam edeceğiz. Bu sadece bir başlangıçtı. Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Kendisi eğitmen aynı zamanda yaşam koçu. Kendi kitabını oku diyecek. Yine bir uyanışa çorbada tuz diyoruz. Necla Babat geliyor. Hoş geldiniz sevgili Necla Babat. Güzel insan. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Hoş buldum. Heyecanınız nasıl? Güzelcanım, bizden biri heyecan yok. Biz varız sadece. Bizim canlarımız, ruh ailemiz ve biz. Kimse yok, yabancı yok. İkimiz aramızda canlarımız ile sohbet ediyor olacağız. Ve konu başlığımız ne kadar güzel böyle. Ne güzel bir konu seçmişsiniz siz. Güzel enerjim, kendi kitabını oku. İkra, ilk ayet değil mi? Aynen öyle. Kendi kitabını oku. Kendi kitabımızı okumaya başlayacağız mı bugün inşallah? İkra diyor. Hazreti evet. Peygamber de diyor ki neyi okuyacağım ya Cebrail? İkra diyor, oku. Oysa evet. Ki her şey dürülü bükülü, işte Çanakkale'de biraz anlatacağız. Her şey dürülü bükülü bizim içimizde. Rabbim vermiş de vermiş, vermiş de vermiş de biz okumayı bilmiyoruz. Değil mi? Evet. Güzel canım. Buyurun. Evet. Şimdi yaratılışta, daha doğrusu insan dünyaya geldiği zaman bir hikayeyle geliyor. Yani üç karanlıkta bekleme. Yani şöyle söyleyeyim, üç ata.
Anneannenin annesi, anneanne, anne ve kendi. Üçüncü level'da eğer bu kader döngüsünü kırarsa, onlarla ilgili olan bütün tanımlardan geçerse kendi öz fıtratını, kendi öz sıfatını yaşıyor. Ne demek bu? Biraz açayım müsaade ederseniz. Şöyle, ruh dünyaya geldiği zaman bedenini bile kullanmayı bilemez. Bebek hatırlarsanız elini kolunu şöyle tanımaya başlar. Tırnaklarıyla beraber yüzünü falan tırmalar. Annesi ona işte bir eldiven gibi bir şey geçirir. Ruh aslında buraya deneyime geldi ve alemleri o yüzden var edildi. Kendi bedenini bile yeni tanımaya başladığında Rab demek öğreten ve terbiye eden demek. Onun ilk Rabbi annesidir veya babasıdır. Ona isimleri öğretti. Hatta ayette der ki Rabbi ona isimleri öğretti. Sandalye, mesela kendini gösterir, anne, baba diye bunları gösterir. Çocuk bunlara, daha doğrusu bebek bunlara ilk aldığında kimin ne olduğunu, yani isimlere anlam yükledi. Bunları öğrenir. Süt veren kadının kendi annesi olduğunu ve yanında bulunduğu adamın da babası olduğunu bu şekilde öğrenir. Öğrendikten sonra onlarla yaşama geçtiğinde sevgi, şefkat ve ilgi beklentisiyle yaşama başlar. Yaşama başladığında annesiyle birlikte, babasıyla birlikte yol aldığında şöyle söyleyeyim, bilinç tektir, doğmamış ve doğrulmamış. İhlas suresinin tarif ettiği şey bilinç, yani öz tektir. Kendinden başka hiç kimseyi algılamaz. Onun annesi ve babası yoktur. Eril ve dişil özelliğiyle gelir. Yani biz her şeyi çift çift yarattık. Varlık alemindedir bu özellik. Varlık alemine geldiği zaman kişinin eril ve dişil enerjisi vardır. Kadın olsun, erkek olsun. Bu şekilde babaya öz diye tanımlar. Hani şöyle hatırlarsanız, bir anneden ayrıldığı zaman baba, anneden ayrıldığı zaman yanında çocuk getirdiyse eğer babadansa öz derler. Soy ata derler babaya. Eğer kadın yanında getirdiyse üvey derler. Yani anlayacağınız, öz olarak ilk önce babayı tanımlıyor. Ve babayı tanımladığında senin düşüncelerin oluşmaya başlıyor. Yani baban senin düşüncelerin, anne de senin duyguların. Onlara neyi tanımladıysan, yani babam despot biri ya da babam iyi niyetli biri ya da babayı nasıl seyri aleminde seyrettiyse, babaya neyi yorumladıysa aslında kendi özüne tanımlar koyuyor kendine. Anneye de ne yorumladıysa kendi duygu kalıplarını ortaya çıkarıyor ve oradan doğum yapıyor. Yani düşüncesinde yaratım yapıyor. Rahimiyet demek dişil varlık alemini temsil eder. Baba düşüncelerle başladığı zaman duyguya girer. Orada anne düşünce kalıbı, yani rahimiyet düşünce kalıbından duygu doğurur. Bunları zihin, ilk alnında zihnin görevi isimleri tanıtmak. Mesela bir hastaneye gidersin, adresi tanıtmak, eşyaları tanıtmak. Mesela annenin ilk öğrettiği sandalye, masa veya anne, baba diye bu buradan çıkar, görevinden çıkar. Levh-i mahfuz dosyası tanımlarla dolar. Tanımlarla dolar. Bu benim bir şeyim, bu benim bir şeyim dediğinde kendine, yani bilince şirk koşmaya başlar. Yani çoğalır. İnsan noktaydı, cahil onu çoğalttı kısmına gelir. Zihin onu çokluktan düşünmeye başlar. Asıl görevinden çıkar, tanım koyduğu hislerle birlikte oyunları başlar. Yani etkiyken etrafına hangi tanımlar koyduysa kendisi öyle titreşir ve etrafına da o enerjileri yayar ve o enerjilerle oyun başlar. Mesela nasıl? Ben çok iyi niyetli biriyim dediğinde, o iyi niyetli biri olması için kuantum alemine nasıl benim adım Necla Babat diye yazılıyorsa tanımlarda levh-i mahfuza yazılır. Kuantum alemi sen iyi niyetli ol diye kötü insanları ya da böyle çabalayacağın insanları etrafına çeker ki tanımına uy diye. O yüzden bir şeyken, yani bilinç kendini o ya da şey diye tanımlar. Yani nedir şey? Hiçbir anlamı yok değil mi? Tanımsız. Yani senin gaybın tanımsız. Zahirinde tanımsız oluncaya kadar kendi kitabını okuyacaksın. Sağ lob, sol lob dedikleri şey, Vakıa suresinde sağın adamları, solun adamları diye söyler. Siz nereden bileceksiniz der.
Sağ dediği, babanın dediği o şey eril yönünden düşündüğü yerler orayla dolar, tanımlarla. Sol lob dediği tanımlarda da düşünce kalıbıyla, pardon, duygu kalıbıyla annenin duygularını yansıtır. Şöyle bir bakarsanız ben annemi oynamışım, evet annem gibi yapmışım ya da babamı oynamışım. Sizde dişil ve eril enerjisi olduğu için iki tarafı da oynarsınız. Anneyle olan tarafı toplumla yaşarsınız. Babayla olan tarafı da aile içinde yaşarsınız. Yani size eşiniz oynar. Eşiniz size hem babanızı oynar, mümin müminin aynası demiştik ya, hem de annenizi oynar. Çocuklarınız, kız çocuğunuz size düşüncelerinizi oynar. Oğlan çocuğu da size duygularınızı oynar. Siz kendinizi bakın Yoksa oğlan çocuğu ya da kız çocuğu. düşüncesiyle baş edemeyen, pardon, duygularıyla baş edemeyen, zihinen engelli deniyor ya. Mesela gönülden gelen hissi zihinden engelleyip duygularıyla baş edemeyenin kızı olur genelde. Duygular şey düşünceleriyle de baş edemeyenin pardon düşünceleriyle baş edemeyenin kızı olur. Duygularıyla baş edemeyenin de oğlu olur. Mesela nasıl? Şöyle anlatayım size orayı. Nereden anlayacaksınız? Vay canına. Şöyle anlatayım. Siz arkadaşlarınızla gençken bir yerlere gidiyorsunuz ya, kız kısmı bir yere gitmez. İşte otur oturduğun yerde bizim adımızı çıkarma, ne işin var senin orada dediklerini ya da herhangi biriyle görüştüğünüzde erkeklerle konuşmak yasak falan filan. Bu duygusal baskı anlamında eğer evde sizi yöneten biri varsa bu duygular hasır olur. Genç orada der ki ya sana ne ya ne karışıyorsun ya falan filan dediğinizde oğlunuz oynar. Hatta sorarsanız nereye gidiyorsun? Öf be, bazen de hiç cevap vermez. İşte bu duygularınızı babaya neye tefekkür ettiyseniz oğlunuz onu oynar. Kızınız da varlık alemindeki anneye neyi tefekkür ettiyseniz hislerde anneye sinirlenip ya herkesin yanında beni anlatma ben sana sırlarımı söyleme demedim mi gibi gibi. Bu şeylere annenize neye sinir olduysanız onu da kız çocuğunuz oynar size. Bir yaşa kadar kendinizi olgunlaştırdığınızda yo ben böyle biri değilim ki aslında bu kime çekmiş dediğinizde şurada yanılıyorsunuz. Çocukluğunuzu unutuyorsunuz. Yani küçük Necla orada ailesiyle ne yaşamış ve annesine karşı ne hissetmiş, ne tanımlar koymuş, babasına karşı ne Ay. hissetmiş, ne tanımlar koymuş. Onları oynar. Sen kendini olgunlaştırdığın için ben annem gibi olmayacağım ya da babam gibi olmayacağım. Ya da annem gibi olacağım ya da babam gibi olmayacağım derken evliliği ya da eşi deneyimlediğinizde muhakkak çocuklarınızı şöyle bir takip ederseniz sizin kendi küçük çocukluğunuzda ailenize yani ebeveynlerinize ne hissediyorsanız birebir aynısını oynar. Biz işte bu kitabı oku diyoruz. Eril ve dişil ne tanımladın? Önce onları bir temizle yoksa zihin sana bunu his olarak getiriyor. Aynı yerden seni titreştiriyor ve oyunlar başlıyor. Karşıya öyle kişiler çıkıyor. Mesela eşin. Annen baban sana sahiplenmediyse seni, sevgi, şefkat, ilgi, merhamet göstermediyse, kendi başına yalnız, ailenin içinde yalnız bir çocukluk geçirdiysen, kocan da kendi ailesine düşkün, akrabalarına düşkün, sana sahiplenmeyen oyunu oynar. Yani zebanin olur. Tam zıttını oynar. Ta ki sen bunu bulup çözünceye kadar. İşte kendi kitabını okuduğun zaman bunu fark ettiğinde evet babamla ve annemle böyle düşünmüştüm. Bana sahip çıkmadılar. Sevgi, ilgi, şefkat göstermediler. Yeri geldiği zaman başımı okşamadılar. Yaranma sevgisi, hizmet ederken sevme bunları öğrendiği için çocuk evlenme çağında ya da eş olarak düşündüğü kişiye annesinin babasının eksikleriyle, beklentiyle girer. Yani bana sahip çıksın, düşüncelerime önem versin, sevgiyle, muhabbetle bana işte cevap versin gibi gibi. Orada kafasına göre ailesinden aç olarak gelir. Sevgi Ay açlığı, hoş ilgi açlığı. geldiniz Necla Hanım. Hoş geldiniz ya. Ben hiç böyle bir yayın görmedim. Bilgi bombardımanı şoktayım. Bir de bu heyecanlı haliniz mi sizin? Hoş geldiniz ya. Hadi kaldığınız yerden devam. Yerim sizi ya. Harikasınız siz. Severim sizi. Hadi kaldığınız yerden devam. Hiç hakikaten ilk duyduğumuz bilgiler, canlar toplanın bakalım toplanın. Haydi.
Haydi can, kaldığınız yerden devam. Umarım bölmedim. Çok tatlısınız. Teşekkür ederim, sağ olun, siz de öyle. Evet, buyurun. Evet, çocuklar ilk dönemde ben birdenbire hızlı geçtim ama genel bir anlatayım dedim bu okuma nedir diye. Evet arkadaşlar, baba öz olarak bilinç kaydettiği için bilinç kimseyi tanımaz, o yetimdir. Hani Kur'an-ı Kerim'de zekat ver, yetimi doyur, infak et dediği şey senden bahseder. Kendini öksüz, yani onun ne annesi vardır ne babası. Kıskançsan kendini kıskanıyorsun. Ondan sonra hasetsen kendine, yorum yapıyorsan kendine. Orada neyi söylüyorsan her şeyi kendine algılar ve kendi için hisseder. Zihin bunları normal görevini aşmıştır. Sana tanım dosyanı getirir ve oradan his olarak çıkar. Düşünce ve duygu sonuç, yani Rahman başlangıç, Rahimiyet sonuçtur. Onun sonucunu yaşarsın. O yüzden kitabını okumalısın. Yani Müddessir suresinde diyor ya, kalk. Kalktık. Hakikat denen bir şey varmış. Öğrendik, her şey tersi. Örtüye bürünen. Tamam, kimseye söyleme, araştır diyor. Kitabını kalk diyor, örtüye bürünen diyor. Kendini büyük tanı. Oo, ben bayağı dediğim kişi değilmişim. Öğreniyor gerçeğini. Sonra diyor ki elbiseni temizle diyor. İşte bu elbiseni temizle dediği yer, şeyden tanıma geçin. Yani şeytan şeytan gezdiğin yer. Şeytanım, ağzımı okuyun. Şeytanım, tanımladıkça bu kısma geçip kendinizi tanım dosyasıyla, yani levh-i mahfuzu, yani data dosyanı bunlarla doldurduğunda buradan titreşiyorsun. Ve ata döngündeki anneanne, dede, anne, baba ve onların döngüsünü yaşıyorsun. Mesela dişiler kurban bilincindeyse, erin onu yönetiyorsa, ikinci level kuşak da aynısını yapıyor. Üçüncü level kuşakta bir bakıyorsun ki kocasından korkuyor. 100 liralık aldığı şeyi 50 liraya aldım, 10 liraya aldım. Kendini konuşamıyor çünkü bağıracak, korkacak. Yani aynı döngüyü dişiller. Buna bulabilirse okumasında ana musluğu ta aşağıdan kapatıyor. Buna ata dizilimi falan diyorlar ama biz bunu jet hızıyla yapıyoruz okuma kısmında. Hemen onu bulduğun zaman nasıl oluyor? Şunu da anlatayım. Jet hızıyla fark ediyorum, iptal ediyorum deyince zihnin duruyor. Yorum yapamıyorsun, o hissi de gelmiyor. Oyun değişiyor. Sen dönüşünce karşıdakiler de dönüşüyor arkadaşlar. Sen orada dosyayı sildin mi? Boş. Bakın, ne iyiyim diyor biliyorsunuz, ne kötü. Orada bir boşluk oluşuyor. Karşıdaki senin çocuğun saygısız mı? Eşin sana mı bağırıyor? Hayır, kesinlikle bağıramıyor çünkü senin dosyan oradan kaldırıldı. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Sabah erken kalktığınızda zihne dünkü olay tekrar pat 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 düşmeye başlar. Kendini temizledikten sonra şimdi anlamlar yükledin ya kendine, tanımladın ya, onları temizledikten sonra şimdi oyun arkadaşını da tanımladın ve ona da anlamlar yükledin. Onun da benlikleri senin oyuncun olduğu için senden gelen titreşimi, daha doğrusu ben neyim diye tanımladıysan, onun oyununu sana hizmetlidir. Yani sen diri, senin etrafındakiler herkes ama duygu düşüncelerinin yansımasıdır. Böyle görmen lazım. Alemde kendini okuman lazım. O kişiler boşuna gelmiyor. Mesela diyor ki Abese suresinde, o kişi yanına geldiğinde yüzünü çevirdin. Belki arınacaktı ya da sen de ondan öğüt alacaktın diyor bakın. Kimse yanınıza boşuna gelmez ya da oyunlar boşuna oynanmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, öfkelendiğin zaman diyor abdest al. Dediği şey şu: dur. Bak, bugüne kadar sana geri zekalı dediler, sen karşılık verdin. Bugüne kadar sen sinirlendin, karşılık verdin. Ama oyunun değişmedi. Dur bir dur. Negatif, hataya tahammül edemeyen, sinirlenen bir baban mı vardı? Hemen geçmişe dön. Dişil yönüm, hataya sıfır, tahammülsüz, çabuk cezalandıran ve celalle ifade eden biriydi diye fark ediyorum, iptal ediyorum deyince musluğu kapatıyorsun. Çünkü sen de şöyle bir bakıyorsun ki anne tarafı daha şey olur. İki tarafı da oynuyorsun. Buraya dikkatini çekerim bak. Dişil yönünü topluma göre oynuyorsun, eril yönünü ailedekilere göre oynuyorsun. İki tarafı da oynuyorsun. Erilini oynamak için de sana bir patron çıkar. Patron da sana sözünü çıkaracak ya, sen maaş alacaksın, ona söyleyemeyeceğin cevapları toplum der ki, cıngar çıkarsan da ona cevap veremezsin. O baban oynuyor. Yani senden bir üst kişi geldiği zaman baban oynar. Mesela hakkını tam savunacaksın, kendini savunamazsın. Babandan korkmuşsundur.
Anne baba kavga ettiği zaman genelde yabancı ülkelerde oğlum veya bilmem kim odana çık derler. Bizde bu yok. Bizde bu yok. İki çay koyuyorlar, bir muhabbetin belini kıralım diyorlar. Çocukların yanında her şeyi konuşuyorlar. Bakın, çocukların ya da ergen çocuğu, daha olgunlaşmamış çocuğu olgunlaşmış muamelesi yapıp karşısına alıyor. İşte babaannen böyleydi, babam böyleydi diye oturuyor çocuğa. Bakın, taraf tutmayı öğretiyor. Taraf tutmayı, yargılamayı, eleştirmeyi, şikayeti anneler öğretiyor %90, onu söyleyeyim. Çocuklar babaya karşı taraf tutup iki tarafın arasında kalmadı. Olgunlaşmamış çocuklarına bu şekilde kıskançlığı, taraf tutmayı, eleştirmeyi ve şikayeti burada öğretiyorlar. Aslında o çocuk, siz onu rahat bırakın. Kendi emsalinizde birinizi bulun, onu anlatın. O çocuklar buradan öğreniyor. Babalar da kadınlara yaklaştığı zaman kendi ailesinden şefkat görmediğinde, aslan oğlum, ya da yaptığı işte başarı görmediğinde orada duygusal pek söz şey yapmazlar, duygularını ifade etmezler. Üstü kapalı, yok spora giderler, yok maç oynamaya giderler falan, ama bütün çocuklar sevgi, ilgi ve şefkate muhtaçtır, ihtiyaçları vardır. Aç geliyorlar, bakın aç. Büyük de olsalar aç geliyorlar. Evliliklerinden beklentileri bu. Ve şöyle bir hesap edin, neyi beklerseniz bekleyin onun tam tersini veriyorlar. Değer görmeyi mi? Hayır, inadına değer vermiyor. Gidiyor. Bunu da şöyle biliyorsunuz. Git, görümceme değer verdi. İşte kaynanama değer verdi. Yok ona değer verdi. Yok beni geri plana atıyor. Buradan geliyor arkadaşlar hepsi. Onun dışında çocuklara bu şekilde ergenliğini yaşatmaz, olgunlaşmamış çocuğu sen anne muamelesi yapıp karşına oturtturduğunda, İşte görüyor musunuz babanız böyle, aman babanız duymasın diye bir de tembih ediyor. İkiyüzlülüğü de orada öğretiyor. Sonra arkasından diyor ki babanız boş verin, siz gene aldırmayın. Bakın orada siz öğretiyorsunuz bunu, her şeyi. Çocuk burada öğreniyor birine karşı yorum yapmayı, taraf tutmayı, yargılamayı, şikayet etmeyi burada öğreniyor. Dediğim gibi kendi emsalinizi bulun, bırakın çocuklarınız ergenliğini, çocukluğunu yaşasın, anlatmayın. Kendi emsalinizle olan birini bulun. Artı bunu nasıl çözeceğiz? Bu şekilde. Geriye döneceksin. Geriye döndüğünde senin anneannen eğer kurban bilincinde kendini ifade edemeyen, kim ona bir şey söylediği zaman hizmet edip hak edişini başkasına verip herkese tamam diyen biri ise, bu kalıbı bulacaksın ve dişil yönüm böyle biri diye kendimi tanımladığımı, bakın ne diyorum? Burada tek tek seni algılıyor. Başka kimseyi anlamaz o. Ne dişili de erili de, dişil yönüm böyle biri diye kendimi tanımladığımı, bu benlik tanımlamaları ile özdeştiğimi, yapıştığımı, yani dataya, alakaya yapıştırdığımı ve duygu, düşünce, hissedişleriyle, zihin oradan yakalıyor seni, hissedişleriyle içselleştirdiğimi, özümsediğimi fark ediyorum, iptal ediyorum deyince anda bu gidiyor arkadaşlar. Çok arkadaşım vardı burada kendileriyle paylaştığım ve çok da dingin, zihni bomboş ve en güzel şeyleri düşünen. Şurada öyle dingin ki kimseye karşı kötü yorum da yapamıyorlar. Hiçbir şekilde, sadece seyri alemde her şey yolunda. Resulullah'ın söylediği gibi ya hayır konuş ya sus. Ben çok yoruldum. Bunun neyi hayır? Bak kendine yorum yapıyorsun ya, bunlar bile mesela sen yorulan birisin diye zihin algılıyor. Ben bana bunlar zor. Ay bana söylemeyin. Ay ben beceremiyorum. Zihin bunların hepsini alıyor. Zihnin efendisi sensin. Sen ne söylüyorsan seni o hale çeviriyor. Kendin hakkında bile tefekkür yapmayacaksın. Hayır konuşacaksın. Gayet iyiyim. Sorulara kesinlikle, size bir şey sorduklarında her şey yolunda, her şey çok güzel. Bunu söylediğinizde zihin sizi aynı pozisyona tekrar sokar. Ama bunun tam tersini yaptığınızda, bakın merkez sensin, senden komut alıyor. Efendi neyi kabul ederse sizi o hale çeviriyor. Yani esma tecellileri, size ait olan halife özelliğinizdeki oradakileri siz titreşittiriyorsunuz. Bu şekilde sizi o hale çevirip zihin o pozisyona, yani eterik bedeninizi o halde siz kullanmasına izin veriyorsunuz. Bunu bilmeden yaptığınızda robot gibi rutin, o gün ne yapıyorsanız zihin size direkt o hislerinizi getirir. Zihni siz değil, zihin yönetir.
Peki zihin nedir diye orayı anlattık. Şimdi zihinden düşünmektedir. Çoklu düşündüğünüzde zihinden düşünüyorsunuz arkadaşlar. Durun. Nasıl? Şimdi şurayı bir toparlayalım. Acayip bir şeydi. Yani sen ne dersen ben iyiyim de, ben her şey yolunda de ki tekrar resetlensin, oraya gelsin. Aksi Aynen. halde canım Aynen. sıkıldı, moralim bozuk, bana şunu yaptılar dediğinde zihin, bilinçaltı onu algılıyor ve ona göre hareket ediyor dediniz. Burayı bir Aynen özetlemiş olalım. Yani gerçek bile olmasa ben iyiyim, her şey yolunda, her şey müthiş, muhteşem dediğinizde resetliyor ve o yola giriyor tekrar. Öyle olmasa bile dediniz. Bu acayip bir ipucu. Evet. Aynen öyle. Çünkü zihin size komut alır. Daha önce bilmediğiniz için kendi belleğinizde onun kime ne söylersek, bakın onun dışarıda hiç kimsesi yok, onu söyleyeyim. Dışarıdan hiç kimseyi algılamaz, sadece enerjileri, yansımaları algılar. Merkez efendi neyi titreştiriyorsa etrafa onu yayar. Yani kendi etkiyken neyi düşünüyorsa, misal şöyle bir örnek vereyim orayı da toparlamak için. Ben dudağıma ruj sürüp aynanın önünde, mesela dudağıma ruj sürdüğümde dışarı çıkacağım. Koskoca kadın dışarı işte ruj sürmüş, kırmızı ruj. Dışarı çıktılar der mi acaba dediğinde, sen gitmeden komşulara rol gönderiyorsun. Müthiş. Bakın, sen Harika. komşulara Komşular rol vay canına, kırmızı ruj sürmüş, hiç yakışmamış vay canına. Evet. aynen öyle, rol Rol gönder. göndermek, rol göndermek. Evet. Müthiş, müthiş. Dışarıya çıktığımda acaba şöyle mi olur? Rol göndermek. Tabii bugün bu yayını zaten benim için yapıyoruz. Bana, hepsi bana. Buradaki canların hepsi bence hepimize. Bugün bana geliyor bu şeyler. Bu koca yayın benim için yapılıyor. Çünkü bugün bayağı canımı sıkan, beni üzen şeyler oldu Çanakkale organizasyonuyla ilgili. Demek ki ne düşünürsem önceden onu gönderiyorum. Rol tayin ediyorum. Aynen öyle. Aynen. İşte bu. Şimdi şöyle anlatayım orayı. Dışarıya çıkmadan önce sadece bakın, ben ruj sürmeyi deneyimledim. Bu kadar. El alem ne der algısıyla bunu düşündüğünüzde, birileri bunu derse diye siz yaratım yapıyorsunuz. Yani zahire rol gönderiyorsunuz. Kişi mahalle başında, bakın zannediyorsunuz ki siz orada zaten duruyorlardı. Hayır, sen anda olansın. Hemen o şekilde her şey şekilleniyor ve komşuların seni orada bekliyor. Çünkü sen düşündün, sen rol verdin. Hani ana gel, ana gel diyorsunuz ya. Gelmiş, geçmiş, gelecek. Senaryoyu yazdım diyorsun. Senaryoyu yazmak. Aynen öyle. Komşular da rol oynamak için koştura koştura bahçeye çıkıyorlar, sokağa çıkıyorlar. Aman Necla'yı kaçırmayalım. Evet. Aynen öyle. Aynen, yani kul zan üzeridir diyor bak. Kul zan üzere deyince ne zannediyorsan onu yaşıyorsun. Yani burayı böyle programlamış öz. Zan üzere. Ben oradakiler beni yargılar ya da kınarlar diye düşündüğümde, ben düşüncemi o tarafa yolladığımda komşular orada hazır asker seni bekliyor. Çünkü sen düşündün. Ama ben bu ruju deneyimlemeyi murad ettim. Bitti. Tamam. Burada bir şey yoksa kafanda, anda, sadece bunu deneyimledim. Çık dışarı. Kimse sana bir şey demez. Önünde kimse bir şey çıkmaz. Bu şekilde zihni okuduğumuz zaman inanın dinginleşiyor. Hani diyorlar ki düşünceyi durduramazsın asla. Bizim verdiğimiz teknik, çoğu arkadaşlar şahit, zihni durduruyor. Karşıdakine hiçbir şey düşünemiyorsun. Aşk ile bakıyorsun, sevgiyle bakıyorsun. Bakın şöyle söyleyeyim, felaket olayları, herhangi kötü bir olaylarda kalkıp da eğer yorum yaparsanız aynı o şekilde enerjiyi besliyorsunuz. Ya hayır konuş ya sus diyor. Hayır olmayacak, her şey yolunda dediğinizde Muhittin Arabi ne diyordu? Kamil insan gezegenlere tesir eder. Sen kendini bilmiyor musun? Bak, dedikodu yaptığında ya da kötü bir şeye destek verip gözünle gör. Burası hologram, var zannettiğin yoktur diyor bakın. Siz var zannettiği yoktur şeyi ciddiye aldığınızda, maddeye, duyguya kapılıp içeri girdiğinizde, o kişi size ne söylerse söylesin, yok öyle hazırlanıyor, yok böyle hazırlanıyor. Diyor ki bak, gezegene tesir edersin diyor bakın. Gezegene tesir eder diyor bak.
Sen hayır öyle olmayacak. Her şey sevgi baba barış. Her şey yolunda deyince bitti. Başka bir şey söylemeyin bakın arkasına. Yorum yapmayın. Çünkü yorum yaptığını da yaşıyorsun. Zan üzeredir diyor. Böyle programlamış burayı. Yorum yaptığını da yaşıyorsun. Tanımladığını da yaşıyorsun. Ne zannediyorsan onu yaşıyorsun. Varlık aleminde zaman, zemin içinde ağzından çıkan her şey senin kaderin oluyor. O zan üzere yaşıyorsun. Bir de şöyle anlatayım. Gün içinde bu şekilde biriyle yaşadığında, mesela ailende, çoluğunla, çocuğunla, onlarla bir sorun yaşadığında akşama kadar onlarla olun diyaloğunda akşam yattığın zaman zihin tekrarlar. Bazı sorunları vardır kafaya taktığı şey. Müzemmil suresinde ne diyor? Şey Haşr suresinde nasıl ölürsen öyle haşrolursun. Yani senin şuurun uyuyor. Uyku yarı ölümdür. Ha, o moral bozukluğuyla şuuru kapattığında sabah öyle diriliyorsun. Arkadaşım gece yattığında sen hayal kurma yetini çalıştırmadığın için o durdu. Düşüncenle o gün ne yaptıysan hani yönetmenler yapıyor ya bir kahramanı hemen öldürmüyorlar bakın. Önce bir olayları geliştiriyor, yavaş yavaş bir şeyler sokuyor. Ondan sonra ne yapıyor? Şeyi filmi bitiriyor. Siz de öyle düşüncenizde bakın hayal yetinizde uzmanlar der ki bazıları işte bulutları imgele bilmem ne gördüğünü düşün bunu yapamazsın. Çünkü hayale yüklediğin her şeye yüklediğin anlamlar buradakini kapattı, mühürledi. O yüzden bazı melekelerini kullanamıyorsun anlamlar yüklediğin için. Ölüme yüklediğin anlamlar, dünyaya yüklediğin anlamlar, hayale yüklediğin anlamlar, rüyaya yüklediğin anlamlar buradakini mühürledi. Hadi canım boş boş hayal kurma. İşte hayal kurmaya da boş dedin. Sana getirmez düşünce. O yüzden yavaş yavaş hayal etmeye başlamak için şöyle yapacaksınız. Akşamleyin yattığınızda bak diyor ki gündüz işleriniz vardır diyor. O işlerini düşüneceksin. Sana ağır söz bıraktı. Kur'an'ı ağır ağır oku. Kur'an'ı, Kur'an sensin. Kur'an'ı diyor ağır oku. Bakın aşağıya indin. Gün içinde ne olduysa. Hazreti Peygamber ne diyor Necla Hanımcığım? İnsan yürüyen Kur'an'dır diyor. Aynen İnsan öyle. yürüyen Kur'an'dır. Evet. Aynen öyle. Ondan sonra ne yapacaksınız arkadaşlar? Senin datanda daha doğrusu bilgi yerinde kahve içme kaydın vardır. Kahve deyince diliniz ıslanır, hissi gelir. Hisseden ve seyreden kısmında, gerçek seyreden ve hisseden kısmında bunlar kayıtlanır. Bu enkarne dediklerinin gerçek manası budur yani. Bir şeyi kaydetme, kahve içme, mesela limon dersin veyahut da su dersin, onun tadı sen düşündüğünde diline gelir bakın, hissedersin. Ha, senin hayal yetin eğer yoksa, daha doğrusu geliştiremiyorsan, hemen mesela bugün kızımla böyle böyle bir tartıştık ama sonra yüzü öyle bir güldü ki, bakın düşüncende yapacaksın bunu. Orada bir kahve içtik. O Çay tadı diyorsun. hemen aklına Çay getir. diyelim. Çay. Aynen. Maddeyi kandırıyorsun. Yani maddeden zihni kandırıyorsun. Hissediş oldu mu inanır. Maddeden zihni kandırıyorsun. Oraya sıkıştır. Bir kahve içtik öyle lezzetli ki yaptığın zaman bakın dosyanı okuyorsun o gün. Yönetmen sensin. Geç şuurunu yönet. Bak öyle yapıyorsun şu an. Çünkü ölüme gidiyorsun uykuya. Şuurun uyuyacak. Ruh uyumaz. Şuurun uyuyacak. Sonra orada bana bir haber getirdi ki öyle bir sevindim. Bakın senaryoyu değiştiriyorsunuz. Rüyanı yönetiyorsun bak. Orada bana böyle bir şey getirdi ki bir sevindim, bir sevindim. Sonra şöyle oldu, böyle oldu. Oradan bir yemek yedik, bir lezzetli olmuş artık bilindik bir yemek varsa oradan da sıkıştır. Hissedişini bir getir. Ondan sonra bir gülümseme at ama en güzel anını getir. Oradan bir kahkaha at, bırak. Şuur uyudu. Bir Eterik. örneklendirelim. Bir dakika örneklendir. Şimdi uyumak üzeresiniz. Evet. Gerçekten böyle daha iyi anlaşılacak. Uyumak üzeresiniz. Canınız çok sıkılmıştı o gün içinde. Evet. Hemen bir yapın ne olur. Bir yapın onu. Şimdi şöyle Şimdi. 15 dakika içinde öyle bir sersemlik gelir, uyku hali gelir. Yani gayet bir durgun uyku hali. Yatsanız uyuyacaksınız. İşte o pozisyonda. Gün içinde işleriniz neyse mesela hoşuna gittiniz gitmediniz uzun süredir baş edemediğiniz hangi sorun varsa sizi duygu haline sokan üzen kişilerle özellikle ailenizle olan ya da patronunuzla olan o durumları getirin. Mesela
Arabaya atlayıp iş yerinize gittiğinizde, oradan örnek vereyim. İşte iş yerine gittiğinizde size tavır koyan, yaptığınızı beğenmeyen, işte ne bileyim ben, hareketlerinden memnun olmayan bir patronunuz var, öyle değil mi? Bunu aklınıza getirin, bunu düşünürken. Sonra geldi, ben tam su alıyordum, işte o şeyin yanında bir içiyorlar ya, Mukaddes Hanım, neydi o? Hani su içme yeri var ya, ortak içtikleri yer iş yerinde. Sebil galiba, evet. Sevinme. Sebil işte oraya yaklaştı. İşte bana gülümsedi. Aferin sana. İşte senden çok memnunum. Maaşına zam yapacağım gibi gibi. Bakın yavaş yavaş. Böyle söyledi. Sizden çok memnun dedi diye. Bakın suyu içtiğinizde, bakın ben sizi oraya özellikle götürürüm ki su içme hissi var ya, işte oraya geldi mi maddeyi kandırırsınız. Düşüncede hızlı getiremezsiniz bile. Bu hissedişle maddeyi, şey, zihni kandırırsınız arkadaşlar. İşte suyu içerken, aa, bir sevindim, bir sevindim, böyle dedi gitti. Sonra gülümsedim, su yere düştü. Ne oldu dedi, ay pardon falan, böyle aralara bir katın. Tiyatroyu Aynen yapıyorsun yani. aynen aralara böyle bir katın, yani normalde olmuş olayı bu şekilde dönüştürebilirsiniz arkadaşlar. Sonra ilerledin de eve geldim, evde de bir baktım, aa, mesela kız çocuğun mu var? Yemekler yapılmış. Anneciğim sen yorulma dedi. Bir sevindim, oturdum koltuğa. Beraber kahve içtik falan filan. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde düzenlediğinizde yavaş yavaş, bakın senaryoyu en kötü bölümden yavaş yavaş, birdenbire şey değilsin yani. Samantha var ya, burnunu oynatan, o değil. Bakın nasıl yönetmen bir oyuncuyu yok etmek için ya da oyunda durdurmak için yavaş yavaş değiştiriyor ya. Hani rol veriyor, gidişat ona doğru, sonra sonlandırıyor. İşte o şekilde yapacaksınız, abartmadan. Bu şekilde yaptığında işte kızımla da keyif ettik. Oh, güzel de kahveler içtik. Akşam sohbet, muhabbet. Sevdiğimiz diziyi de izledik. Bugün çok güzel geçti. Hamdolsun deyip bir gülümseme çak, ondan sonra yat uyu. Sabah öyle haşır olacaksın, aynı enerjiyle. Haşır olacaksın. Aynen öyle. Nasıl Çünkü uyku ölürsen yarı ölümden. haşır olursun. Uyku Nasıl yarım yaşarsan ölümden. öyle ölürsün. Nasıl ölürsen öyle haşır olursun. Sabah Aynen öyle. böyle haşır olacaksın Aynen. dedi. Aynen. Bir de şu var arkadaşlar, temizliklerinizi yapacaksınız, benlik tanımlamalarını yapacaksınız ki zihni önce bir boşaltacaksınız. Yani bunu oku deniyor. Mesela eril yönüm sinirli biri veyahut da dişil yönüm negatif düşünce kalıbına sahip, geçmişten düşünen, acıdan beslenen biri diye kendimi anlamlar yükleyip tanımladığımı, anneye diyoruz bakın, anne böyle biri ise, kendimi tanımladığımı diye, sende de böyle bir özelliğin varsa, sürekli acılarla ya da şikayetlerle ilgili sohbete başlıyorsan hemen diyeceksin ki ben bu kime çekmişim, yani ben kime çekmişim dediğinde zaten bulacaksın. Aa, ben de annem gibi yapıyormuşum dediğinde, dişil yönüm böyle biri diye aslında kendimi tanımladığımı, bakın aslında derken bilince diyorsun ki, aa, ben hepsiyle kendimi tanımladığımı deyip fark ettiğinde bu bellek siliniyor arkadaşlar. Yani oradan değil, zihni boşalttığında bu dediğim şey, tekniği daha güzel yapabiliyorsunuz. Eğer zihninde benlikler doluysa, ikilikten düşünüp kimliğe düştüğünüzde bunu zor yaparsınız. Zihninizi biraz, nasıl diyeyim, okumalarla seyretmeniz lazım, boşaltmanız lazım, bilinçaltınızı boşaltmanız lazım. Sağ dediği şey baba tarafında yüklediğiniz, sol dediği şey anne tarafı da yüklediğiniz tanımlardır. Bunları boşaltmaya başladığınızda çok çabuk kurar. Bu dediğiniz rüyayı yönetme, şuuru yönetme tekniğini çok kolay da kullanabilirsiniz. O yüzden kendini oku diyoruz. Eğer sen benliğin varsa, zihin mesela, şöyle söyleyeyim, sana sürekli bir olayı yaşatır, işte o kişiyi kafana takar, vesvese edersin, o vesvesecilerin düğümlerinden dediği hannas, aslında sensin o vesveseci, kendi kendine aynı döngüyle, aynı duyguyla kendi kendine düğüm atıp o şekilde kaldığı için sana söylüyor o vesveseci dediği. Vesvese dediği şey şu, hemen geriye bak, annem kafaya takan bir insan mıydı? Ya anne öyle düşünme, öyle dememiştir. Bak hemen buradan anlarsın. Geriye bir dön. Annem böyle biri miydi? Hemen fark ettiğinde, bakın anneyi okuduğunda otomatikman ben de böyle biriyim dediğinde orayı almış oluyorsun. Gece yatarken o halinden kurtulmuş oluyorsun. Bu şekilde okuduğunda mesela kocan birine bir şey yaptı. Mesela eşin.
Yardım etti, baktın kıskandın. Hemen bak, annen babanı kıskanıyor muydu? Bir bakıyorsun ki evet, birine bir şey yaptığı zaman ona niye verdin? Bizim ihtiyacımız vardı. Hemen onları hatırlarsın zaten. Orayı sildiğinde dişil yönüm, eril yönüme, kendiyle bağımsız seçim yapıp bir şey verdiğinde dişil yönüm onu kıskanan, vermesini istemeyen, önceliğini kendisine vermesini isteyen biri diye anlamlar yükleyip tanımladığımı, ben kendin de öylesin, takip edersen bulacaksın zaten. Kendime de böyle anlamlar yüklediğimi, aslında hepsiyle kendime böyle anlamlar yüklediğimi fark ediyorum, iptal ediyorum deyince akşam o olay bitiyor. O olay bitiyor arkadaşlar. Okuma böyle. O dosyayı bulacaksın. Mesela yine bir örnek vereyim. Seçimlerini dayatan, inatçı biri. Bak, bakarsın mesela eşin oynuyor bunu ya da çocukların oynuyor, onu bulursun zaten. Ne demiştim ben? Kız çocuğu senin düşüncelerini oynuyor, oğlan çocuğu senin duygularını oynuyor. Hemen buradan bulursun. Oradan aşağı inmek için bakın, atalar dedikleri şey şu. Düşüncende annene karşı ne hissediyorsan, hani mektup yaz diyorlar ya, işte onlara karşı ne hissediyorsan, baba sen bana bu hareketi yaptığında ya da siz beni bırakıp gittiğinizde mutsuz hissetmiştim. Sen anneme bağırdığında senden nefret etmiştim. İşte bu şekilde davranman hiç hoşuma gitmiyordu gibi gibi. Bu şekilde eril ve dişile ne hissettiyseniz yazın arkadaşlar. Ben de tavsiye ediyorum bunu. Ne olacak Yazdığınız yazdıktan sonra diyecekler Necla Hanımcığım. Efendim? Yazdıktan sonra ne olacak sonra? Yazdıktan sonra eril ve dişil yönüme bu şekilde anlamlar yükleyip tanımladığımı, aslında kendime anlamlar yükleyip tanımladığımı fark ediyorum, iptal ediyorum. Bu kadar. Bak, bunu söylemese de olur Fark Mukaddes Can. etmek ve Fark iptal etmek. Fark etmek. Çünkü etmek ve iptal etmek. farkındalık Hep en büyük söylediğimiz, evet, müfiddir. fark ettim ve iptal ettim. Yani Aynen bir şey öyle. bulduğumuzda fark edip iptal edeceğiz. Aslında o Aynen öyle. zaman boşaltıyorsunuz, siliyorsunuz dediniz. Aynen öyle. Aynen. Bu şekilde olduğunda o bellek, aşağıdakini bakın. Aşağıdakini temizlemezseniz yayın devam ediyor arkadaşlar. Sen burada günlük kapatıyorsun. Zihnim seni fark ediyorum sus dediğinde anlık durur zihin. Zihnim seni fark ediyorum sus. Benden sana yer yok. Haydi güle güle dediğinde durur zihnin. Ama o benlik tekrar gelir. Aşağıda yayın, bak, benliğin var senin. Erile öyle demişsin, dişile öyle demişsin. Anneye babaya of demediği şey sendeki eril ve dişile of deme dediği şeydir aslında. Anneye babaya ne anlam yüklediysen sendeki eril ve dişile bak yüklüyorsun. O yüzden zihin sadece oradan gelip dosya getiriyor sana. Senin annen babanı bilmez zihin. Senin bilincin bunları bilmez. Seni algılıyor. Kime ne söylediysen, babanı kınadıysan seni algılıyor. Anneni kınadıysan seni algılıyor. Bunları zihin bu şekilde leh-i mahfuzundan, yani tanım dosyandan his olarak sana bunları hissettiriyor. Ve hissettiğin yerden düşünüp duygu üretip buradan titreşiyorsun. Benlikler, yani duygu düşüncelerin, şu elli ayaklı gezen herkes, bunları sende açığa çıkartmak için oynuyorlar. Sen tepki verdiğin için bunları göremiyorsun. Diyor ki ya Resulallah, senin diyor yüzünü gökyüzüne çevirdiğini görüyoruz. Senin diyor şeyin, kıblen Beytullah'ındır. Yani Kabe'ndir. Yani kendine çevir diyor. Bir kendine oku diyor. Bunlar niye oynuyor diyor böyle. Tepki vereceğine bir oku bakalım. Bunlar kimde var? Karşıdaki kişi kıskanç mı? Hep ondan örnek veriyorum ama her şeyi temizledik Mukaddes Can. Pek ikilikten bir şey veremiyorum ama. Şöyle söyleyeyim, kıskanç mı? Hemen bak, ben kıskanç mıyım ya? Ben mi kıskancım aslında? Şöyle bir bak, diyaloğu bir şöyle hatırla. Kıskanç mıyım dediğinde gerçekten buluyorsun. Evet, ben kıskanıyormuşum. Evet, benim hırsım varmış. Kendinle yüzleşmezsen eğer kitabını okuyamazsın. Varsa paşa paşa bakacaksın. Bende hırs mı var? Bakacaksın. Paşa paşa bulacaksın bunu. Bazen hırs lazım oluyor. Neden? Harekete geçmen için. Neden? Hedef belirlemen için. Masum hırslar. Bundan bir de aşırısı var. Doyumsuzluk. İnsanların işte bir şeylerinde gözü olma ya da fazlasını isteme, kenara yığma. Bakın ayet ne diyor? Biz onlardan mallarını, mülklerini, hepsini ver deseydik vermezlerdi. Onlar cimridirler diyor. Yani kendinden esirgeyip hak edişini başkasına veren kişiden bahsediyor. Aslında sana cimri diyor. Burayı da anlatmak istediğim şey şu.
evin içinde kim olursa olsun eşin dahil önceliğini kendine de vereceksin. Sen kul değil misin? Kendine de eşit davranacaksın. Ahmet, ne seviyorsun? Bilmem ne. Gidip onunla sorduğunda kendine ne diyorsun biliyor musun? Aman uğraşamayacağım. Yapmayacaksın bunu. Neyi istiyorsan kendini de ilgileneceksin, kendini de seveceksin. Resulullah ne söyledi? Beni sevmedikçe tam iman etmiş olmazsınız. O ben kimdi biliyor musunuz? Sen. Sana söylüyor. Sen kendini sevmezsen eğer alem de seni sevmez. Sen kendine değer vermezsen alem de seni sevmez. Öğlen dışarı bir çıkın arkadaşlar. Önünüzde bir gölge düşer. Şöyle yap bakayım yanağına. O da aynısını yapıyor. Ona böyle saçını çekiştir, o da aynısını yapıyor. Bak dışarıdaki her şey senin duygu düşüncelerinin yansımasıdır. Sen kendine nasıl davranırsan alem de sana aynısını davranır. Olmayan bir şeyi veremezler sana. Gölgeni kovalarsın boşuna. Mesela genç kızlar sevdiği erkekler ya da erkekler sevdiği kızları eskiden çıktıklarında kolonyalar sürerler, rujlar böyle ışıl ışıl. Dışarı çıktığında bir heyecan, işte bir beğendirme falan. Birini bulduğu zaman tamam. Telefon elinde mesajını bekliyor. Nereye gitti acaba? Ne yaptı acaba? Bilmem. Bakın. Gönlünü ona çevirmiş. Kendinden keyif almıyor. Olduğu zaman mutlu oluyor. Yani onu put edinmiş oluyor arkadaşlar. Onu put ettiği zaman ne oluyor? Hüzünlü oluyor. Gittiği yerden zevk alamıyor. Put edindiği kişi onu paşa paşa kullanır ve onu terk eder. Neden? Kendinle ilgilenmiyorsun. Kendine değer vermiyorsun. Sen gittiğin yerde kendinle keyif alacaksın. Onlarken birlikte, onsuz gene kendinle birlikte. Mesela bir yer gezmeye gittiğin zaman diyorsun ki eşimle beraber gideyim, onlarla birlikte gideyim. Başka yere gittiğinde aklın evde. Geldiler mi? Ne yaptılar? Değil arkadaşlar. Sen bekarken nasılsan aynı şekilde kendinden zevk almazsan karşı tarafı put ediniyorsun. O ne söylerse ona şekilleniyor. Onun deneyimine hizmet ediyorsun. Köle oluyorsun. O deneyiminde yüzü gülsün diye çabalıyorsun. Sen buraya sevmeye geldin, sevilmeye değil. Sen sevdikten sonra onlar da sevecek seni. Karşıdaki kişinin deneyimine hizmet ettiğin için önceliği, hak edişi onlara veriyorsun. Bolluk bereketinde yokluğunu düşünüyorsun. Hak etmediğini düşünüyorsun. Alışverişe çıkıyorsun. Marketten 1 liralık kendine bir şey almıyorsun. Saç boyası, deodorant. Aman çocuklara şunu alayım, bunu alayım. Eşit davran. Kendine de al. Kendini es geçtiğinde alem de seni es geçer. Resulullah bunu çözmüştü. Resulullah'ı nasıl anlattılar? Saçlarını tarar, güzel kokular sürer, dişini fırçaladığı şeyi. Bakın cilt bakımından bahsediyor. Cilt bakımından o evrenin sırrını çözmüştü. Cilt bakımından diş macunu yoktu o zamanlar. Misvak kullanıyordu. Dişine kadar, saçına kadar o evrenin sırrını çözmüştü. Kendine nasıl davranıyorsan alemde sana aynısını davranıyor. Aslında bunu demek istemişti. Ama farklı farklı anlattılar. Hayır. Kendini sevmediğin zaman sana yansımaların da seni sevmez, sen de olmayanı da kimse vermez. Kendini seveceksin, hak edişini kendine vereceksin, yürüyüşlere çıkacaksın, kendine ikram edeceksin. Bak, yetime infak et diyor, o yetim sensin. Karşı taraftakilere vicdan çerçevende iyi niyetle yaptığında eşit davran. Onlara yapıyorsan kendini es geçme. Bak, vücudun senle kaç sene birlikte savaştı bu kahraman. Hastalıklar çıktı, bir şeyler çıktı. Biz bir bölgeyi helak etmeden uyarıcılar yollarız. Ne yaptı? Yolladı, almadın mednik mesajlarını. Sen susacaksın, uzuvların konuşacak. Miden ağrıyor mu? İşte konuşuyor. Migrenin mi oldu? İşte konuşuyor. Sen bu benliği bulmadığın sürece hastalıklar da üste nükseder ve onun da tedavisi, şifası doktorladır. Geçmiş olsun, oraya gidip tedavi olacaksın. Benlikler hasta eder, benlikler her şeyi yapar. Bütün vücuda, şimdi arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Düşüncelerde kıskançlık olsun, haset, yalan söyleme olsun veyahut da ne bileyim biri kötü iyi diye böyle duyguların olsun. Sinirlenme, öfkelenme olsun. Bu duyguların hepsini sev. Hepsi sana hizmet etti. Senin korkun olmasaydı sen kendini savunamazdın. Senin korkun olmasaydı sen kendini bir şeylerden koruyamazdın.
Mesela tehlikelerden koruyamazdın. O korku sana en büyük hizmet etti. Bakın, başıma taş mı düşecek? Hemen bak, böyle savunuyorum kendini. Bu ittiğin şeylerden kesinlikle tiksinerek bakma. Bana çok güzel hizmet ettin sevgili öfkem. Sen olmasaydın içeride çatlardım. Dışarı vurunca rahatladım. Seni sevgiyle uğurluyorum. Teşekkür ediyorum hizmetinden dolayı. Bu şekilde bunları sevgiyle gönderin. Ağrı acı, bakın migren ağrısı. Buradan dışarı vurmasa içeri infilak edecek. O acılarınızı sevin ve sevgiyle uğurlayın. Her duygu size hizmet etti. Bu şekilde gönderdiğinizde varlık aleminde bu deneyimleyen her şeyi murad etti. Acı çekmeyi murad etti. Üzülmeyi murad etti. Kendisiyle yalnızdı arkadaşlar, yalnız. Bunların hiçbirini deneyimleyemiyor. Varlık aleminde bu bedenle yapıyor bunu. Şöyle gözlerinizi kapatın. Bir cesedin üstünde fragmanlarda, fantastik dizilerde oluyor. Cesedin üstünden ruh çıkıyor. Kendine benzer. O ruha bir elma verin, yiyebilir mi? Yiyemez. Çünkü bu avatarı kullanıyor. Bunu murad etti. Burada tatmayı, burada koklamayı, burada sevmeyi. Bunlardan kendinizi mahrum etmeyin. Aleminizi keşfedin. Kayıtlar yapın. Güzel güzel deneyimler yapın. Bunları murad etmek için, deneyimlemek için bunları murad etti. Hatta konuşamıyor o. Hissediş arkadaşlar. Bak, konuşabilmek için vücudu var etti. Hani çocuklar ilk konuştuğunda agu diyor ya, sesini duyduğunda bir böyle gözleri açılıyor. Sesini ilk defa duyduğu için öyle. Konuştuğu zaman böyle baba baba diye heyecanlanıyor ya, sesini duyduğu için heyecanlı. İlk defa konuşuyor, onu buradan yapabiliyor. Bu vücudunuza iyi bakın. Bak, buradan yapabiliyor. Bu elbiseniz var ya, size öyle bir hizmet etti ki buna en güzel şekilde bakın. İçeridekinin buna ihtiyacı var. Bunun da içeridekine ihtiyacı var. Bunların ikisine iyi bakın. Eş, ruh eşi dedikleri şey senin bedenin arkadaşlar. Senin asıl bedenin ruhun. Ruhlarınız bedenleriniz, bedenleriniz ruhlarınız dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Senin asıl bedenin ruhun. Eterik beden senin elbisen. Bunu kullanıp deneyimlemek için varlık alemine bu şekilde şekillendirdi. Var dediğin yoktur. Madde de zaten ispat edildi, maddenin yokluğu. Sen hiçliğinle, yani fakrımla övünürüm deyip varlık aleminde özünden edep ile kendinden kendine hizmet için en güzel şeyleri deneyimleyip yaşamın keyfine bakmak. Karşındaki kişiye nasıl eşit davrandıysan, nasıl sevgiyle, şefkatle, merhamet gösterdiysen kendine de öyle. Çünkü o yetim, yetimlerinizin başını okşayın dediği şey aslında bundan bahsediyordu. Sen kendini hiç sevdin mi? Kendine merhamet ettin mi? Herkesin nazını kahrını çekerken, triplerini çekerken kendine şefkatle baktın mı? Hep kendini es geçtin, kendin yoktun. Araf'a bile sen düşürüyorsun kendini. Araf nedir biliyor musun sen? Araf da senin içinde. Bu dünyada yaşasam ne, yaşamasam ne? İşte bu düşünceyi girdiği an Araf'a düşüyor. İsteksizlik başlar. Yani diri diri gömdüğün kız çocuğu olayı bu. Orada düşünceden yaratım yapamıyor. Artık o durdu. Çünkü sana dedi ki beni bilmem nereye götür, dur işim var. Bilmem kimin işi var. Durdurdun isteği. Beni bilmem nereye götür, dur bilmem nerede işim var. Bak, durdurdun. Sesi çıkmıyor artık. Gömdün onu. İstekler gelmez. Sonra bir yorum. Heyecanın kalmamış, hiçbir şeyin kalmamış. Ve şunu diyor. Benden geçti. Gençler yaşasın. Bunu söylediğinde Araf'a düşüyorsun. Yani hiçlik boyutuna. Soruyorlar ona. İçimden hiçbir şey gelmiyor ki. İstek gelmiyor ki. Sen durdurdun. Sen duymadın. Sabah kalktığında sana his der ki hadi şuraya yürüye. Bak, his diyorum arkadaşlar. Histir o. Konuşma beklemeyin. Özün size sinyali histir. Sana der ki kalk şuraya yürüyüşe git. 2 dakika sonra, 2 saniye sonra şeye giriyorsun, bak şuura giriyorsun. Şuurda diyor ki ev temizlenecek, nereye gidiyorsun diyor. Sonra oradan kalkıyorsun, yok yok evi sonra temizlerim. Sonra mutfağa gidiyorsun, bulaşıkları görüyorsun, nereye gidiyorsun diyor. Yani şuur sana sebeplere takılıp bir türlü o istediğin şeyi yaptıramıyor, sonuca gelemiyorsun. Yani önceliğini kendine vermiyorsun. Kendini arka plana atıyorsun, aynı rutinlikte hayatı devam ediyorsun. Ta ki o Truman Show'da anlattığı gibi her şey rutinlik, babasını sadece fark edinceye kadar. Bu rutinlikten çıkman lazım. Her günün aynı olan ziyandadır, eşit değildir dediği şey bu. Resulullah ne diyor?
Onlar sırayla tırnaklarını keserse sen işaret parmağından başla. Yani zihnini şaşırt. O gün süpürge mi yapacaksın? Yapma, çık dışarıya. O gün mesela bir planın mı var? İşten çıktın, eve mi gideceksin? Arabanı park et, git bir yerde kahve iç. Kendin için o gün bir şeyler yap. Kendin için yaşa. Kendini de eşitle. Karşıdakinin fikirlerine değer verdiğin gibi kendi fikirlerine de değer ver. Mesela gittiğin yere kimseyi çağırma demiyorum. Ailenle egoistlik yap ya da bencillik yap demiyorum. Bakın, aynı ilgiyi kendinize de gösterin diyorum. Sen gittiğin zaman tabii ki teklif edeceksin. Oğlum gelir misin, eşim gelir misin diye. Ama sen hep onlara sordun. Nereye gidelim? Evet arkadaşlar, eril ve dişil temizliğinde düşünce kalıplarımızı, duygu kalıplarımızı, benlik tanımlamalarımızı bu şekilde temizlediğimizde zihnin durulaşır ve kendine ne yaptığını çok iyi görürsün. En önemli şey farkındalığın yukarı fırlar. Biz aya belli yörüngeler var ettik, duraklar. Belli dedikleri idrakın yükselir, o dediği şey odur. Zihindeki benlikleri çektiğinde yaradanın sesini hissedersin. Onun ne söylediğini. Uyanışımdan bahsedeyim size. Ben hiçbir şey bilmiyordum arkadaşlar. Bakın hiçbir şey bilmiyordum düz. Şirkette çalışıyordum ve emekli oldum, evdeyim. 3,5 yıl önce Resulullah ne demiş? Kur'an-ı Kerim ne demiş? Düz ev hanımı ibadetle meşgul olan biri. Dedi bugün Kadir gecen. O gün bir şey yaşandı. Bir idrak tepemde. Ne soru soruyorsa buradan geliyor. Ben bilmiyorum nasıl cevap verdiğimi. Sonra kendine oku. Bunu öğretti Rabbim. Bu şekilde konuştuğum arkadaşlar böyle diyor. Birlikte okumaya başladık. Ayetler açılmaya başladı kendiliğinden. Hamdolsun. Hakikatte benim gibi uzaylılar var mı? Bu yaşadığım ney diye. Hatta Mukaddes Hanım'ı da orada tanıdım. Ay dedim ne kadar güzel şeyler konuklar dedim çıkartıyor diye orada tanıdım. Hatta rüyama da girmişti. O gün demişti ki bana sen bir git sonra geleceksin bana. Kim dedi? Kim dedi? Ben Sen mi? dedin. Evet, aynen sizi de gördüm ben Mukaddes Can. Sen bir git dedi. Çünkü ben o zaman ilim yoktu bende. Bir şeyler yaşıyordum ama şöyle söyleyeyim. Bilenle bilmeyen bir aradaydı. İç ses. İşte Resulullah mesela bir ayet olduğu zaman hissedişte geliyor. Bu ayeti bundan dedim. Bu hadisi bundan dedim. İçsel bir ses var ama ben ne yaşadığımı bilmiyorum. Mesela ben o gün ben kimim diye uyandım. Dedim niye soracakmışım ben kimim? Cennet, cehennem işte bir tarafta ahiretim orada işte Allah nereye beni koyarsa oraya amenna. Yani benim düşüncem bu. Ben arayışa girmedim. Muhittin Arabi'yi halk şairi zannediyorum. Yunus Emre'den pek haberim yok. Sadece bildiğim düz bakın düz. Kuantumu öğretti yok işte ayetleri öğretti yok hakikati yok tasavvuf yok çak. Ben bilmiyorum arkadaşlar bunların hiçbirini bilmiyordum. Sonra birdenbire bu konular önüme düştü. Mukaddes Can'ı ilk önce attı. Size dinlememi istedi. Sürekli işte çıkardığınız şeyi takip ettim. Diğer arkadaşları mesela diğer öğreneceğim. Çok çok teşekkür ediyorum bazı hocaları, videoları önüme düşürdü. Ama birebir kimseye de hocam bu nedir diye bir hocam olmadı zahirden ama videoları, kitapları bana mürşitlik yaptı. Onları sevgiyle, Rüyayı saygıyla selamlıyorum. bir anlatır mısın? Nasıl gördün rüyanda? Rüyamda şöyle sizi gördüm, bir kapalı alandaydık. Sizin böyle insanlarla hakikatle ilgili sohbetleriniz var yine böyle bir ortamda. Bana dediniz ki konuş Necla. Sonra ben kızardım aynı bu şekilde ne konuşayım dedim. Tamam, sakin ol dedi. Sen sonra geleceksin dedim. Yayın öncesindeki konuşmamızı hatırlıyorsunuz, değil mi? Evet. Evet. Sizi nasıl ikna ettiğimi hatırlıyorsunuz, değil mi? Evet. Aynen. Benim arkadaşlarım var hatta kendileri de burada şahit. Bir sene, yaklaşık 1,5 sene mi 2 sene önce Mukaddes Pekin Can'ı ben rüyamda gördüm. Böyle böyle oldu diye hatta onlara da bahsetmiştim. Geçen gün öğrendiler diyorlar ki aa Necla sen bunun rüyasını görmüştün bize de anlatmıştın diye. O zaman da heyecanlanmıştım. Tayyi, Sen tayyi mekanda birlikteyiz güzel canım. aynen. Görev sadece dünya
Dünyasal değil, görev sadece burada değil, görev başka yerlerde devam ediyor. Allah'ın izniyle şimdi de görev Çanakkale'de verildi. Amin. Anlamakta zorlanıyor oradaki üstatlar, bizi rüyayla nasıl hareket ettiğimizi anlamakta zorlanıyorlar ama yapılacak bir şey yok. Emir büyük yerden geldi. Başımızı yani önümüze alırız, kalbimizi yüreğimizin içine alırız ve geliriz dedik. Evet. Allah yardımcımız olsun. Devam edelim bakalım. Çok önemlidir rüyalar. Rüyalar asıl hakiki alemdir. Evet. Burası hologram olan, gerçek olmayan bir yer. Devam Evet. edelim güzel canım. Şimdi Buyurun. rüyadan bahsedeyim. Peki rüyayı açtınız. Arkadaşlar, eterik bedensiz gördüğünüz rüya, maddede düşündüğünüz her şeyin açılmış alanıdır. Orada kendi düşüncelerinizi yaşadığınız gibi öz, yani hu, sembollerle size bir şeyler anlatmaya çalışır. Mesela orada gördüğünüz ev kendi gönlünüzdür, sizi söyler. Mesela mutfak dediği yer sizin zihinde birbirine karıştırdığınız, yani bağırsak ikinci beyin dediği yer, düşündüğünüz, akılla düşünmeyip zihne düşündüğünüz yerdir. Rüyaların da sembolleri vardır. Hatta izin verirseniz kitabım var. Bunlarla ilgili bir kitap çıkardık. Bugün çıktı. Mukaddes Çağ. Yani bütün arkadaşlara katkı olsun. Herkes kendini evlerinde okuyabilsin diye. Bu şekilde ben nasıl okuyacağım, tanımları nasıl okuyacağım diye kendine rehber olsun. Kendi kendine okusun. Kendi kendine bu benliklerden kurtulsun diye bir kitabım da çıktı. Hamdolsun. Bu şekilde rüyada arkadaşlar rüyanı hayra yor dediğinde, burası aslında, burası da Kitap rüyadır. yanınızda mı kitap? Kitap yanımdaydı, arkadaşım heyecanla yanına aldı maalesef. Olsun. Olsun, Evet, sayfayı takip edecekler. Sayfaya koyun kitabı da okusunlar. Kitabı da okuyabilirler. Evet. ilmi nedir? Yani doğadan kendini okuma, kainattan. İlmi Rabbani nedir? Kendinden kendini nasıl okuyacaksın? Eril ve dişil tanım özelliğinle. Ben bu rüyayı niye izliyorum? Bunu niye gördüm diye. Aynı şey arkadaşlar, geceliğin yattığınızda işte birileri yanında olur. Yok ölmüş anneni görürsün, yok babanı, onu bunu gördüğünde aslında sana mesajlı rüyalar da vardır. Bakın Resulullah da rüyayla ilk peygamberliğini başlattı. Bunların hepsi mesajlı rüyalar da vardır. Yani senin döngülerini de gösterir, senin benliklerini de gösterir. Bunları algılamadığın zaman tekrar aynı rüyadan tekrar farklı şekilde gösterir. Rüyayı hayra yor dediği kısımda bakın, gece gördüğünüz her şeyi sabahleyin yatakta uyandığınızda bir başınıza uyanıyorsunuz, öyle değil mi? Ne oluyor? Puf, gördüğünüz her şey yok. Aslında madde rüyası da öyle. O gördüğün her şeye, nasıl gece gördüğüne yorum yapıyorsan, gündüz yaptığına yorum yaptığında aynısı çıkar. O yüzden ya hayır konuş ya sus. Bakın aynı şey. Rüyayı ehline anlat. Misal, hakikat ilminde gerçekten yorumlayabilen, manalarını bilebilen bir arkadaşın ya da bir artık hocan varsa ona sor ve en güzel şekilde yor. Rüyanı hayra yor dediği şey madde aleminde de aynıdır bakın. Mesela geçen gün bir şey olduğunu söyleyeyim. Ben İstanbul'a gittim. Bir arabaya bindik. Üç arkadaşız. Bize dedi ki taksi şoförü. Abla dedi, buradan geçerken dedi hep kaza oluyor. Bir siren sesi duyuldu. Hayır dedim. Öyle bir şey yok. Kaza maza yok. Öyle bir şey yok. Her şey yolunda, çok güzel. İnadına tutturuyor. Diyor ki oluyor abla, ben görüyorum. Hayır dedim. Burada kaza maza olmadı. Her şey yolunda. Hiçbir şey yok. İnanın yolda hiçbir şey olmadan jet hızıyla geçtik. Bakın kamil insan dediği şu. Sen neye yorum yaparsan, neye inanırsan aynısını yaşarsın. Bunu kabul etme. Ya hayır konuş. Ya hayırla yorumla ya da sus. Düşünceni yaşıyorsun, zan üzeresin. Hepimiz burada güzel düşünüp olan felaketi yorumlayıp dillendirmek yerine her şeyi çok güzel düşündüğünde inanın tersine çevireceksiniz. Çünkü sen zan üzeresin, zan, düşünceni yaşayan bir varlıksın. Bakın birilerinin düşüncesiyle inanç edinmişler, gelip bir şeyler anlatıyorlar. Eğer buna yorum yaparsan bunu canlandırıp zahire çıkartan sensin. Bakın orada dedim ki ben, hayır kaza maza olmayacak. Her şey yolunda, çok güzel. Net kestirip atın. Ya da susun arkadaşlar. En güzel şekilde yorun.
Çünkü onun istediği neyi biliyor musunuz? Sevgi ve barış. Buna çevirmek istiyorsanız sevgi ve barıştan düşünün. İstediği bu. Alemlerini sevgi ve barış içinde görmek istiyor. Kendini kaybetti. Kendini unuttu. İçerideydi o savaş arkadaşlar. Uhud Savaşı da senin içinde. Hendek Savaşı da senin içinde. Senin içerideki anneye babaya of demediği şey eril dişilin kavga halinde. Sırt sırta dönük. O yüzden dengeler kaçık. Kendi dengeni düzeltip eril ve dişili benlikleri okuyup birleştiğinde öz fıtratın, öz sıfatın açığa çıkacak. Sen daha doğmadın, anneni babanı oynuyorsun. Kader döngünü kırdığında daha yeni oyuna gireceksin. İstersen 70 yaşına gel. Oradaki döngülerden çıkın, kitabınızı okuyun. Abese suresinde ne diyor? O adam senin yan, o kişi pardon, o ama diyor bakın. Ne diyordu? Ama, kendini bilmeyen, kör demek bak. O ama senin halini söylüyor. Senin yanına geldiğinde yüzüne ekşittin. Yani karşıdaki kişinin farklı biri zannediyorsunuz. Aslında özde biriz, birlikteyiz. Vahdeti vücut dediği şey bu. Diyor ki ya diyor senin sayende arınacaktı ya da sen ondan bir öğüt alacaktın diyor Abese suresinde. Ha bu uyanış hikayesi nedir arkadaşlar? Keyif suresinde ne diyor? Keyif 19 açın bakın ben başka bir din uydurmuyorum ayetleri söylüyorum bakın. Bir mucize üzeri biz sizi uyuttuk. Yine bir mucize üzeri bize ne oluyor diye sorsunlar diye uyandırdık. Bir hakikat arkadaşı bul. Birbirinize aynalık yapın. Benliklerinizi okuyun. 15 Ekim'de Ashab-ı Kehf Efes'te yedi uyuyanların önünde Kehf suresiyle kalan enerjiler de uyandırılacak inşallah. Herkes uyananlardan olsun sevgili canlarım. Evet mukaddes Evet. insan ayette bakın ayette öneriyor. Bak bize ne oluyor diye sorsunlar diye bir araya gelin diyor bak ayette söylüyor. Keyif 19. Açın bakın arkadaşlar. Birbirine sorsun diye. Çünkü karşıdaki kişi senin aynansa içsel dünyanda sen kendini hissediyorsun ya. Karşıya geçtiğin zaman bir aynaya ihtiyacın var. Neden? Saçında yaprak mı kalmış, çöp mü kalmış? Bakıyorsun ki düzeltesin kendini. O yüzden hakikat arkadaşın sana yol gösterdiğinde kendi kendinize ne yaptığınızı, düşünceyi, sevgi ve barışı nasıl dile getirebilirsiniz? Hepsiyle birlikte hakikat anlayışında, sevgi ve barış anlayışında yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Vay canına. Gerçekten, gerçekten 3,5 yılda kendini okumuş, kainatı okumuş bir can karşımızda gurur verici. Zaten Rabbim daha Sidretül Müntaha'da, nur ala nur bedeninde insanı yarattığında hepsini topladı nur ala nur halindeyken kainatların ve evrenlerin yani yaratılmasıyla insanın kendi yaratılmasına şahitlik etti. Şehadet orada başladı. Daha sonra diğer bedenler yaratıldı ve Tevrat'ta yazar ki Tora'da Allah işte Tanrı insanı 6 günde yarattı, 7. gün dinlendi. Haşa orada bir saptırma vardır. Allah insanı 6 aşamada yarattı. Çünkü buradaki günle oradaki gün aynı değildir. Oradaki zamanla buradaki zaman aynı değildir. Orası zamandan da münezzehtir. Tabii ki. Dolayısıyla 6 aşamada yaratılan insan aslında daha birinci aşamada iken her şeye tanıklık ve şahitlik etti. Dolayısıyla insanın içine alemleri dürdü büktü verdi Rabbim. Bütün makrokozmozu insanın içine mikrokozmoz olarak yerleştirdi. Biz ancak kendi kitabımızı okumaya başladığımızda daha derine daha derine daha derine inmeye başladığımızda daha genişi daha genişi daha genişi okuyor olacağız. Aynen. Ve şükürler olsun ki siz daha derine, daha derine, daha derine inip kendi içinizdeki makro kozmozu okudunuz.
Elhamdülillah ki burada geldiniz. Binlerce kardeşimize şu anda dinleyen, YouTube kanalında aynı anda dinleyen ve bunu YouTube kanalından ve Instagram kanalından izleyecek olan binlerce, on binlerce kardeşimize ön ayak oldunuz. Demek ki neymiş? Bana da söylenen yıllar önce, yaklaşık 4 yıl önce okumayı kes, ikra kendi alemine oku dendiğinde elime kitap alamaz oldum. Alınmasına izin verilmedi zaten. Yol başka bir yol. Bu başka bir yol. Gerçekten ışık oldunuz bizlere diye yazıyorlar. Canlarımız o kadar. Allah razı olsun. Siz anlatmaya devam edin. Biz sonuna kadar dinleriz. İnanılmaz bir yayın gerçekten. Küçücük bir katkım olduysa, tayi mekanda bile olsa, şükürler olsun dedim. Sadece gurur duydum gerçekten. Evet, anlatmaya devam edebilirsiniz eğer yorulmadıysanız. Hamdolsun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Siz de öylesiniz. Çabalarınız, katkılarınız gerçekten çok güzel bir yüreksiniz, cansınız. Evet, devam edelim. İsimlere anlam yükleme. Arkadaşlar, isimlere anlam yüklediğinizde aynı zamanda kişilere, yani kimliklere de anlam yüklediniz. Bakın, siz anneyim dedikçe ayet diyor ki arkadaşlar, siz onlara babaların ismiyle, yani koyduğu isimle seslenin. Oğlum dediğinde o isimle özdeşliyorsun. Oradaki kişiyle, bak, benlikle, onu ben biraz derin olacak ama hakikati pek anlatmıyorum, yani ikisini bir vermiyorum bir arada. Kişisel gelişimden gidiyoruz. Şöyle söyleyeyim, kimlikle özdeşmeyi bıraktığın an Rabbinin sesini hissedersin. Eğer çoklu düşünüp ben anneyim diye kızını düşünürken buluyorsan, sen zihinden düşünüyorsun. Kendini tefekkür edip hissedişle Rabbin, yani özü düşündüğünde sen gönüle geçmişsindir. Buradaki her şeyi anda deneyimleyen aslında tek bir nefistir. Tek bir deneyimdir. Çünkü senin Rabbin tek bir nefisten diyor. Benim Rabbim sizin de Rabbiniz diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden arkadaşlar, deneyiminde her şeyi, her ne yapıyorsun, o kimliği sahiplenme. Sen ne annesin, ne babasın, ne eşsin. Sen o kimlikleri deneyimleyensin. Oradaki kimliklere benim oğlum, benim kızım dedikçe duygu haline girip hissettiğin zaman zihin seni oradan yakalıyor. Zihin seni oradan yakaladığın zaman alnından sürüklüyor, o kişi hakkında duygu. Duyguya giriyorsun ve sıkışıyorsun o duygu haline. Her şey yansımaysa, kimlikleri kabul etmediğin sürece anda olabilir. Kimlikleri kabul etmediğin sürece birlik içinde olabilirsin. Kimlikleri kabul ettiğin zaman, bakın yine söylüyorum, zihne düşüyorsun. Karşıdaki şeyleri hologram olarak kabul etmen için var zannettiğin yoktur diyor. Bakın, ben uydurmuyorum. Var zannettiğin yoktur diyor. Nasıl bir insan öldüğü zaman kalkıyor ya hayalet şeyi, pardon, ruhu kalkıyor. Birine, televizyonlarda görüyorsunuz. Babasına diyor, baba ben ölmedim. Anne ben ölmedim. Kimseye sesini duyuramıyor. Aynı şey. Bilinç seni tek olarak ve gerisini duygu, düşünce, yansımaların olarak tanıyor. O yüzden kimlikte kaldığınız sürece, çoklu düşünüyorsanız, bil ki zihnin tuzağına düşersiniz. Bunun ötesine geçmek istiyorsanız kimliklerle özdeştiğiniz şeyleri fark ediyorum, iptal ediyorum. Yüklediğiniz anlamları kesin. Sen o kişiye akşamleyin bir olay yaşadın, saygısız, edepsiz, cimri, bilmem ne diye belleğinde kaldı. Bak, o isme de anlamlar yüklüyorsun. O kişiyi de böyle tanımlıyorsun. Sabahleyin yatağından kalktığın zaman, ya da çok çok affedersiniz, tuvalete gittiğiniz zaman bir iki tık tık düşmeye başlıyor dünkü olaylar. Hemen o kişiyle yaşadığın şeyler tık tık düşmeye başlıyor. Sonra bir de, aa, ben bu kişiyle bunu yaşadım. Bakın, o kişinin de kimliğini nasıl anlam yüklediysen, onu da temizlediğinde yeni rol verebilirsin. Bir kişiye 40 kere akıllı de, çalışkan de, o şekilde olur diyor ya.
Zaten o çok çalışkan dediğinde yeni kodlamalar yapabiliyorsun o kişiye. Bu şekilde karşıdaki kişiyi de dönüştürebilirsiniz. Kendiniz dönüştüğünde. Neden? O dönüşecek kişiye de sen rol verdin. Senin benliğini açığa çıkartmak için o zebani oldu. Senin benliğini açığa çıkartmak için o kötülüğü oynadı. Ama aynı şekilde kendini temizledikten sonra, kendindeki okumayı yaptıktan sonra sağlı sollu kitabını yazdığında, bu kitabındaki hikayeni okuyup attıktan sonra karşıdaki deneyimdeki seçimini yaptığın her kimse, hangi kimlikle oynuyorsan o kişilere de koyduğun tanımları geri çek. Edepsizse saygılı de düşüncende. Bak şuura besleme yapacaksın. Ertesi gün öyle haşr olacaksın. Bu şekilde analizini çıkar. Velev ki eşindir. Eşim saygısız, işte parasını az veren, cömert değil, bilmem ne, işte baskıcı biri diye eşime bu şekilde anlamlar yüklediğimi ve bu şekilde tanımladığımı eş kimliğine fark ediyorum, iptal ediyorum deyince bu bellekten gider arkadaşlar. Bundan sonrası da sen düşün de hani demiştim ya size, şuurunuza bu güzel işte maddeyi sıkıştırın, kahveyi falan. İşte bu kolaylaşıyor arkadaşlar. O kişiyi aynı algıdan değil, bu sefer yeni belleğinde siz nasıl koyuyorsanız onu çok kolaylıkla koyabilirsiniz. Zihniniz dolu olmuyor, dingin oluyor ve nötrleşiyor. O zaman çok kolay koyuyorsunuz. Karşıdaki kişiye de anlamlar ne yüklediysen onları da sen çekeceksin. Çünkü sen rüyanda kime rol verdiysen, kime ne anlamlar yüklediysen onu seyrediyorsun. Kendine de ne anlamlar yüklediysen onu seyrediyorsun. Kişiye de ne anlamlar yüklediysen onu oynarken yine sen seyrediyorsun. O yüzden bu şekilde karşılıklı bakın yarım saatinizi almaz. Hemen mesela kızının adı ne? Ayşe. Ayşe kimliğini saygısız, bana bağırıp çağıran, sinirli, öfkeli. Ondan sonra cevap verdiğinde mesela bir şey söylediğimde bana karşılık veren. Ondan sonra inatçı biri diye tanımladığımı fark ediyorum, iptal ediyorum. Bakın yok ettiniz. Belleğinizde, zihinde bunu yok ettiniz. Bu şekilde bakın fark ediyorum, iptal ediyorum deyince o ki onu da onun o gördüğünüz görüntüye yüklediğiniz anlamı bile silebiliyorsunuz. Kendinizi temizlediğinde otomatikman etrafınızın mesela Türkiye çok iyi, yurt dışı şöyle, ülke böyle, ülkeye yüklediğim anlamlar her neyse yazın onu ya da kafanızda. İşte şöyledir, böyledir dediğinize ülkeye yüklediğim ya da alemlere yüklediğim anlamları fark ediyorum, iptal ediyorum, geri çekiyorum, gaybımda ve zahirimde hizalanmasını seçiyorum dediğinizde o belleğinizden gider. Hani ben size söylüyorum ya, güzel düşünün arkadaşlar, güzel düşünün. Bunu yaptığınızda otomatikmen güzel düşünmeye dönüştürüyorsunuz arkadaşlar. Negatif düşünce kalıplarını, anlamları çektiğinizde otomatikmen bu şekilde düşünmeye başlıyorsunuz. Her neye anlam yüklüyorsanız zihin size onu getiriyor ve o şekilden düşündürüyor ve rüyanı öyle izliyorsun. Sabah kalktığında gece gördüğün şeye nasıl yorum yapıyorsan gündüz de aynı. Madde senin kaliteli, cilalı rüyan bak, kaliteli rüyan. Aynı şey kişilere, olaylara ne yorum yapıyorsan şunu söyledim mi yandın. Benim rüyam aynen çıkıyor. Kötü gördüğünde de çıkar arkadaşlar. Benim rüyam, kendini tanımladığın her şeyden vazgeçeceksin. Önce buraları şey yapacaksın, bir temizleyeceksin. Gaybında tanımsız, bakın gaybında tanımsız. Soruyoruz, diyor ki zamandan münezzeh. Her türlü eksik ve noksanlıktan. Bakın sen halifesin, halife. Halife onun özelliğiyle aynı olması lazım. Çünkü sana bu özelliği vermiş. Sen de buradan temizleneceksin. Kitabını oku. Kendine ne tanımlar koyduysan onu al. Peki ne diyeceğiz? Rabbim bilir. Sen ne dedin? O gönüllerdekini bilir demedin mi? Şimdi sana sorduğumda sen kimsin? Mesela nasıl birisin? Ben çok iyiyim. Hani tefekkür etmeyecektin? Hani senin kim olduğunu o biliyordu. Sus sus. Rabbim bilir de. Kendine yorum yapma. Gönüllerdekini biliyordu ya. Sen kendine yorum yapma. Bak ne diyor? Orası tanımsızsa burası da tanımsız olacak. Ben iyi biriyim dediğin sürece kötüler gelir. İyi olabilmen için. Ben çok sabırlı biriyim dersen eğer sabredeceğin insanlar gelir. Sonra
Ben insanlara çok acıyorum, çok üzülüyorum dersem acı çeken, dert anlatan kardeşin, akraban gelir. Yani kendine ne tanımlıyorsan oyuncular da böyle geliyor etrafına. Nasıl tanımlıyorsan kuantum seni öyle kaydediyor ve öyle titreşiyorsun ve sen nasıl titreşiyorsan o kişileri etrafına çekiyorsun tanım koyduğun zaman. Kendindekileri bir kaldırmanı isterim yani kitabını okuman çok önemli. Öyle olmasaydı hakikati herkes her yerde anlatıyor ya da senin gerçeğin bu diyor her yerde anlatıyor. Ama okumanı yapman lazım. Zihnindeki olan o dosyanı bilinçaltını kaldırıp sadece bilinç olman lazım. Harika. Bilinçaltını kaldırıp sadece bilinç olman lazım. Bunun için de fark ediyorum, iptal ediyorum. Bu kadar basit. Fark ediyorum, iptal ediyorum. Evet. Çünkü o tanımları tanımlarken şöyle Mukaddes Can, anne baba kavga ediyor, çocuk gözlemliyor. Şöyle bakıyor bakın. Sadece fark etti bakın. Ne CİMER'e gitmedi, ne bir yere gitmedi, mühür basılmadı, ne muhtara gitti. Oraya kaydolurken bak sadece izledi. Aa, benim annem babamı dövüyor. Aa, benim annem şöyle ya da benim babam böyle. Bakıyor orada fark etti ya dosyayı. Bakın fark ederek bunu dosyalıyor. Yani böyle biri diye. Aynı şey. Fark ettiğin an, olayı fark ettiğinde dönüşüyor. En büyük farkındalık neydi? Mürşit, en büyük mürşit senin farkındalığın da öyle değil mi? Fark ettiğin an gidiyor arkadaşlar. Fark etmek uykudan uyanmak demek. Fark etmek mühüre. Diyor ya onlar mühürlüdürler, anlamazlar. Fark ettiğin her yerde mührünü kırıyorsun. Şuurun seni uyuyor diyor ya. Fark ettiğin her benlikte bir tık uyanıyorsun, o mühür kırılıyor. Mesela uyandığın zaman bir şey, uyuduğun zaman böylesin. Sonra bir bakıyorsun ki böyle hava aydınlanmış, gündüz olmuş. Budur arkadaşlar. Olayı fark ettiğinde gidiyor. Bu kadar zor değil yani. Ama şunu yapmıyoruz, kendimizi okumuyoruz. Karşıdakine hemen savaşa geçiyoruz, tepki veriyoruz değil. Bak bugüne kadar tepki verdin, savaştın, sana sinirlenene ya da sinirlendiğin, alındığın, kızdığın kişiyle kavga ettin. Bak işe yaradı mı? Sürekli kendini kabza soktun, sürekli zulümlere uğradın, cevap verdin. Sürekli birbirinizle kavga ettiniz. Ne kadar güzel bak herkes kendini okusa bağırmadan bu adam bana niye bağırıyor ya da bu kadın niye bağırıyor diyeceğine, bak cevap vereceğine. Bunu yaptın, eline bir şey geçti mi daha çok kavga ettiniz. Bakın kendine dönüp burada neye kızıyorum? Hangi duygumu hissediyorum? Şu an neyi anladım? Buradaki oyun ne? Annem mi böyleydi, babam mı böyleydi diye bunu okuyup burada fark ediyorum, iptal ediyorum deyince karşıdaki kişinin oyunu değişecek arkadaşlar. Benlik kalmıyor. Neyi oynasın? O senin için gelmiş. Orada benlik kalmıyor. Karşı taraf da öyle. Diğer kişiyle kavga etmeden ben burada kendimi okuyayım. Bu kişi niye oynuyor? Bunu dediğinde kavga olur mu? Bir düşünün bakalım. Bu güzel ahlak değil midir? Birbirine dönme bak. Takva ehli kendine bakar diyor ya Rabbine yönelir. Diğer türlü hep birine baktık. Yok açık giymiş, yok kapalı giymiş, yok öyle etmiş, yok böyle etmiş. Bak sürekli yorum yaptık. Bir kendimize bakalım. Kendimize kavga etmeyelim. Kendimizi okuduğumuz zaman kavgalar bitecek. Sevgi ve barış başlayacak. İki kişi tam kavga etti bakalım. Ben de bunu izliyorum. Ben derim ki bu olayı niye izliyorum ben? Hemen kendime okurum. Yine aynı. İki kişi kavga ediyor. Bu dursun. Bu bana niye böyle davrandı? Oku. Bu da dursun. Bu bana niye davrandı? Oku. Bakın kavga etmiyorlar. Artık kendilerini okuyorlar. Kavga olur mu? Soruyorum size. İşte asıl Resulullah bunu söylemek istemişti. Asıl din, güzel ahlakı yaşamak budur arkadaşlar. Kendine bakacaksın. Yalancı sen misin? Kıskanç sen misin? Cimri sen misin? Haset sen misin? Ego benliğin mi var? Hırsın mı var? Oturup kendini paşa paşa okuyacaksın. Kimse dört dörtlük değildir. Kimse de kusura bakmasın. Kendinle yüzleşeceksin. Önce kendini okuyacaksın. Karşı tarafa bağırdın da eline ne geçti? Karşı tarafla kavga ettin de eline ne geçti? Var zannettiğiniz yoktur diyor da. Kendini okuyacaksın. O senin için geldi. Diğer taraf da aynı şekilde. Kendini okuyacaksın. O senin için geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh
övüyor. Sen diyor aysın, güneşsin, sen nurumuzsun, şöylesin, böylesin. Övüyor, yüceltiyor. Doğru söylüyorsun diyor bakın. Lehep de geliyor, sen ailenin yüz karasısın, Allah Allah diye birden din çıkardın. Bizim Mekke'yi birbirine kattın. Ona da diyor doğru söylüyorsun. Ebu Bekir radıyallahu anh soruyor. Ya Resulallah, ikimize de doğru söylüyorsun. Neden böyle? Diyor ki bakın. Ben Allah'ın cilalı aynasıyım. İkiniz de kendinizi bende gördünüz. İşte o hale gel. Sen aynı ol. Sen cilalı aynı ol. Her lafın hakikat sözü olsun. Her lafın hak sözü olsun. Sen aynı ol. İşte okuduğunda bu hale geliyorsun arkadaşlar. Hamdolsun. Özün sözün doğru. Sevgi ve barış içinde bu şekilde kendini bilen birey oluyorsun. Böyle 5 dakika bir seyredeyim. Heyecanlı can, güzel can. Yani söyleyecek bir şey yok. Bu çok güzel bir yayındı. Benim Teşekkür aldıklarım ederim. çok oldu içinden. Alacaklarım çok oldu. Bu yayını tekrar tekrar okumak lazım. Böyle canın sıkıldıkça aç aç bu yayını oku. Güzel canlarım. Çok güzel bir yayındı gerçekten ve canlarımızdan birisiyle yayın yapmak. Yani işte budur. Nasıl büyük bir mutluluk benim için. Aynen. Aynı duyguları ben de paylaşıyorum. Çok seviyorum sizi. Gerçekten de heyecanlandım sizinle görüşeceğim. Sizinle işte sohbet edeceğiz karşılıklı diye. Dostlarla sohbet edeceğiz diye. Ben pek bir yerde konuşmam. Böyle sohbetler etmem. Kendi arkadaşlarım vardır. Birbirimizle sohbet ederiz, istişare ederiz. İşte grubum var kendi halimde. Bu şekilde ne bulduysak, mesela neyi sohbet ettiysek, kendimizden açığa çıkanları hep paylaştık, verdik. Kendine okuma kısmında yardımcı oluyoruz. Çalışmalar yapıyoruz kendi çapımızda. Bunları soracaktım. Bu çalışmaları da bir anlatırsan, canlar zaten ben gidin demeden koşa koşa gelmişlerdir. Ve yarın izleyecekler, sonra izleyecekler, koşa koşa geleceklerdir. Videoyu kaydedeceğim. Videoyu kaçıranlar için bir jest olsun. Bu video kaydedilecek. Sizin sayfanızda da çıkmak üzere size de katkıda bulunmaya davet göndereceğim. Oradan onay verirseniz sizin sayfanızda da çıkacak. Çünkü bu yayının çokça izlenmesi lazım. Çokça izlenmesi lazım. Evet, Can, şu etkinliklerinizi bir anlatın. Canlar kendini okumayı nasıl öğrenebilirler? Eğitimler falan var mı? Evet. Evet, kendi çapımızda arkadaşlara mesela isimleri anlam yükleme, eşe, kadına, çoluğa, çocuğa, artık erkeğe, evliliğe, dünyaya, hayata, cinselliğe, paraya ne anlamlar yüklediyse böyle 21 günlük bir çalışmamız var. Çünkü tek kişinin hikayesini okuma, o kişinin derinliğine inme birebir olmuyor. Bu şekilde dedik arkadaşlar, buyurun gelin. Biz size öyle mesela 21 gün ben canlı yayın değil, o kişilerin kendine çabalamasını isterim. Öyle bizim bir tekniğimiz var. Ben canlı yayın yaptığımda o konuyu anlatıyoruz. Mesela 7-8 yayın oluyor. Konuyu anlatıyoruz. Neyi temizlemesi gerekiyor olduğu gibi cümleyi oraya veriyoruz. Biz nelere çalıştıysak, Rabbim neyi bende okutturduysa, Necla sen kimseyi kurtarmıyorsun. Necla sen kimseye bir şey öğretmiyorsun. Necla sen otur kendi kitabını oku. Herkes senin için geldi dedi Rabbim ve Rabbim kendi öğretti. Ve temizlik sözlerini de Rabbim kendi öğretti. Şems suresinde der ki benliklerinden kurtulan sıyrılmıştır ve kurtulmuştur. Benliklerinden sıyrılan kurtulmuştur. Ve Zümer suresinde der ki onu örten ziyandadır. Yani datanın altında, bilincin altına örten ziyandadır der. İşte bu ikra ilmini hamdolsun nasip etti bizden çıkarmaya, hamdolsun. Dediğim gibi önce bir kitap haline getirdik herkes faydalansın diye. Bu hikayeyi okuma tekniğinde dediğim gibi seansa bir kere alıyorum ki hem tekniğiyle birlikte öğretiyorum, bakın tekniğiyle birlikte öğretiyorum, sözünü de veriyorum, neyin mantığıyla okuyorum, aynı alanı yapıp farkındalığını yapıyorum ki diyorum ki bak seni 3-5 seansı alır yerim. Sen bunu gel öğren.
Böyle böyle yap, böyle böyle yap. Olduğu gibi öğretip ki istiyorum ki hikayeyi okuduğumda daha iyi anlıyor ben nasıl okuyorum. Kendi hikayesinde o zaman daha iyi idrak ediyor. Bir seansa gel diyorum. Hadi beraber hikayeni okuyalım. Olduğu gibi temizlik sözlerini de WhatsApp'ına atıyorum. Al diyorum kardeşim kendi kendine oku. Bizim eğitim çalışmaları da böyle topluca bunlara ne anlam yükledilerse hepsini birden çalıştırıp temizlik sözleriyle veriyoruz. Dersini de anlatıyorum konuyu da. Hep beraber şuur yönetmeye kadar zihni tanıma, zihne düşme, zihinden düşme tanımaya kadar rüya sembolleri, ilmi Rabbani, ilmi ledun nasıl okuyacağım? Hepsiyle birlikte derslerini veriyoruz ve kendileri çabalıyor, kendileri çalışıyor. 21 gün sonra öyle şeylere şahit olunuyor, öyle şeylere ki hamdolsun o kişi gerçekten de çok değişiyor. Etrafından da bayağı güzel şeyler, yorumlar da alıyor. Bolluk, bereket, eril, dişil dengesi hepsiyle birlikte veriyoruz 21 günlük çalışmanın içinde. Hani istediğimiz bir de Mukaddes Can ben çalışma yapıyorum diye duyuru yapmıyorum. Veyahut da çalışma yapıyorum da önlere çıkıp bir yerlere kendimi atmıyorum hani böyle böyle diye. Bakın gerçekten talep üzerine. Mesela tamam arkadaşlar diyorum ikna oluyorum. Şeye çalışmamız başlıyor. 6 kişi giriyorsa şeyden sonra diyorum ki bak kardeşim 2 yayın yaptım ona rağmen gelecek misin? Geleceğim. Kıyamıyorum. Sonra diyorum git bir grup daha açtım orada bekle ben geleceğim diyorum. Yani böyle böyle açılıyor. Gerçekten de hani insanlara faydam olsun. Gerçekten de bu öğrendiğim şeyi akıtmak istiyorum seanslarla, böyle çalışmalarla. Dediğim gibi o evden 5 kişiyi alırım. Gel derim benim 5 seansıma. Hayır bana göre değil bu. Bana bir kişi lazım. Sen dönüşürsen evindeki dönüşür. Gel diyorum okumanın mantığını öğretiyorum. Böyle böyle okuyacaksın. Böyle böyle temizleyeceksin. Ha bu senin sözün diye ve öyle gönderiyorum. Şimdi mesela hesap edin 900 kişiyi ben bu şekilde tek başıma okuyamam. Veren olurum eril enerjimi yükseltirim. Bende de denge olması lazım. Ama o yüzden bir kerelik, 2 kerelik çok varsa mesela tacize oluyor, yok bilmem neyi oluyor, derinleri olursa bir kere daha anlatmaya çalışıyorum. Ve gerçekten de çalışma grubunun içine de girdim mi tamam o kişi gerçekten de çok güzel şeylere şahit oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yanına gelen birine diyor ki benim kardeşimin karnı ağrıyor diyor bakın. Benim kardeşimin karnı ağrıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bal şerbeti ver. Diyor ki geçmedi ya Resulallah. Tekrar soruyor. Bal şerbeti ver diyor. Vazgeçmiyor. Geçmedi ya Resulallah diyor. Tekrar diyor bal şerbeti ver. Bakın değişmiyor Resulullah'ın önemli şeyi, tavsiyesi. Sonra diyor ki geçti ya Resulallah. Ben eğitimimden bizzat kendim yaptım. Mukaddes Can Rabbim kendi kendime okuttu. Kendi kendimi temizledim. Necla dedi sen kimsenin kurtarıcısı değilsin. Sen kimseye bir şey öğretmiyorsun. Otur kendini oku. Kim geliyorsa sana geliyor dedi ve bana nasıl okuttuysa aynı şekilde gelen canlara aynısını veriyorum ki kendilerini okusunlar. O zihinde gerçekten cennetini yaşasınlar. Hani marifet ehli her şeyi bilir, çok güzel oynar, işte cenneti yaşar diyor ya olduğu gibi vermeye çalışıyorum. Buradaki arkadaşlar da bilir. Bu şekilde ben de katkıda olmaya çalışıyorum kendimce. Çok teşekkürler güzel Can. Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Canlar takip etmeyi unutmayın. Sorularınızı Necla Hanım'a DM'den sorabilirsiniz. Takibe gidin. Necla Hanım'a soracaklarınızı bize sormayın. Kendisini takip edin ve DM'den sorun. Harika bir yayındı. YouTube'dan da yoğun bir şekilde izlenmiş. İyi ki varsınız. Yayını buraya bırakıyorum canlarım. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar güzel can. İyi Ağzınıza sağlık. akşamlar, iyi akşamlar. Çok Ağzınıza teşekkür ederim. sağlık. Hayırlı akşamlar diliyorum. Tüm dostlarıma yaşamı en güzel şekilde deneyimlemenizi diliyorum. İyi akşamlar arkadaşlar. Çok Sevgiler. teşekkürler. İyi akşamlar.